سلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: دخول المؤمن على المؤمن ترعة، ودخول المؤمن على الكافر حجة، والمؤمن يزهر نوره لأهل السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbalı rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutaba müezzinin gayimin cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulha, şüheda, münminat, tüm geçmişlerimize ruhaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Malik yevmid din, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim ve la tudillil gâfilîn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Duhulul mü'mini, imanında halis olan bir müminin yanına girmek, alel mü'mini tur'atun, bahçeye girmek gibidir. Ferahlıktır. Ferahlığa sebep olur. Ahmed İbn Hanbel'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklettiği hadis-i şerifte de Peygamberimiz bu tür'a kelimesini bir başka hadiste kullanmış. Minberi hâze alâ tür'atin min tür'a'il cenne. Benim bu Medine'de hutbe okuduğum minberim cennet bahçelerinden bir bahçe üzerindedir. Bizzat cennet bahçelerinin üzerindedir anlamına geldiği gibi, yani burada Allah'a kulluk etmek cennete girmeye sebep olur. Bu bulunan yer parça, minberin bulunduğu yeryüzü parçası cennet bahçelerinden bir, cennetten bir kısımdır anlamına gelir. Evet, benim minberim cennet bahçelerine bir bahçedir. Şeyde tür'a kelimesi geçiyor. Müminin yanına girmek işte böyle bir tür'a, cennet bahçelerine girmek gibidir. İnsanı ferahlatır, rahatlatır. Ve duhulul mümini ala kafiri hüccetün. Müminin kafirin yanına girmesi ise hüccettir. Tevhid inancına ve peygamberlere inanmaya delildir. Evet, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre müminin karnında Kur'an vardır, dilinde Kur'an vardır. Bu Kur'an da Allah'ın varlığına, birliğine, tevhid inancına, peygamberlerin varlığına delildir. Vel müminu yezharu nuruhu li ehli sema. Müminin nuru ehli semaya görünür, parlar. Evet, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman mümin, onun nuru semadaki meleklere aynı yıldızların bizim aşağıdan gördüğümüz gibi nurlu görünürler. Sema ehli, Kur'an okuyan mümini böyle yıldızlar gibi nurlu görürler. Mümin de böyle nurludur. Müminlerin nuru vardır. Melekler böyle onu görürler. Evet. Yıldızlar nasıl yeryüzü insanına görünüyorsa müminler de meleklere böyle görünürler. Tabii halis mümin, Allah'a inanmış, şek şüphe olmayan, Allah'ın emirlerini yapışan, sarılan müminin nuru böyledir. Bu hadis-i şerifi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh nakletmektedir. Gerçekten
daha evvel de söylemiştim ama yine tekrar edeyim. Kafirler içerisinde günahkar da olsa mümin iman nuru onun yüzüne vurur. O mümini diğer kafirlerden ne kadar temiz giysinler, yıkansınlar bile insan fark eder. İman nuru müminin yüzüne vurur. Bu güzel mümin olduğu zaman da yeryüzündeki müminler, yıldızlar, bizim yıldızlar gördüğümüz gibi semada, onlar da bizi aşağıda böyle nurlu görürler. Evet, nurlu görürler duyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, şimdi güzel bir bahçeye girdiğiniz zaman nasıl ferahlarsanız, rahatlarsanız, müminin yanına girdiniz mi böyle rahatlarsınız. Ama kafirlerin arasına girdiğiniz zaman sıkılırsınız, bunalırsınız. Evet, siz bunları denemediniz belki ama ben denedim. Evet, böyle kötü yerlere gittiniz mi müminin ruhu daralır. Efendimiz onu söylüyor. Müminlerin arasına gittim, oh tam benim istediğim yere geldim gibi rahatlama hissedersiniz. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Evet, derecül mümin, derecül cennet. Cennetin dereceleri vardır. Müminlere Allah cennet hazırlamıştır. Ve üzlifetil cennetü lilmuttakine gayre baid. Allah'ın emirlerine sarılan, haramlarından uzak kalan, Allah'ın emrettiği şekilde hayatını geçiren müminler için cennet hazırlanmıştır. Cennette şu anda kimse yok. Cehennem de hazırlanmıştır. Orada da kimse yok. Kabir bir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur. Zaten Hazreti Şerif buyurdu. Hufretun min huferin niran, evratun min riyadil cennet. Kabir ya cehennet bahçelerinden bir bahçedir yahut da kafirlere, işte sınıfı geçemeyenlere cehennem çukurlarından bir çukurdur diye hadis-i şerif vardır. Cennet işte derece derecedir. Bir kere 8 cennet vardır. 8 kapısı vardır. Her birinin özel müşterileri vardır. Mesela oruçlarını güzel tutanlara Reyyan kapısı vardır. Mücahit olanlara, cömert olanlara, cömert olan müminler peygamberler kapısından gireceklerdir. Bu kapıda La ilahe illallah yazmaktadır diye Efendimizin hadisleri var. Evet, mümin işte bu cennetin de dereceleri vardır. Yani 8 cennet var ama kapısı 8 tane ama girilen cennetin makamları, mertebeleri vardır. Mertebeleri vardır, makamları vardır. Yani merdiven, tabaka, mertebe, evet şeklinde anlayabiliriz. Cennetin dereceleri ala kadri ayil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri adedincedir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler kaç tane ise cennetin de tabakaları, mertebeleri böyledir. Böyledir. Evet. Bir külli ayetin derece. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayette bir derece vardır. Bir derece vardır. Onu okuyan, Kur'an'ı okuyan, dünyada okuyan, Kur'an'a saygı duyan kimse, Kur'an'a uyan kimse, her bir ayeti için bir derece verilir. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş, hafızlığını unutmamış, güzel müminin hareket etmesi gerekiyorsa o hafız, unutmayan hafız da onları da yapmış. Oku derler. Besmele bir derece. Elhamdülillah Rabbil Alemin iki derece. Errahmanirrahim 3. Böyle hiç takılmadan minel cinneti ve nas dediğimi en yüksek dereceye çıkar. Evet, her bir ayete bir derece vardır. Kur'an'dan nasibin ne kadarsa, ne kadar ayet ezberlediysen o kadar derecen var. Haberin olsun. Evet, her bir ayete bir derece vardır. Evet. Tilke sittetü elaf ve miyete ayet ve sittetü aşara ayet. Bu da diyor bu hadis-i şerifte, bu da 6200
16 6216 ayet eder. O kadar derecesi vardır. Evet, bir rivayette de zaten şimdi okuyacağız. 666 6666 ayet. İki rivayet var. Evet. Şimdi bu Kur'an'daki ayetler bakıp merak edip okumak lazım. Kur'an'ın bir tefsirini okumak lazım. Ne var bu Kur'an'da diye. Türkçe Elmalı Hamdi Yazır hocamızın 1936 devletin bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili Tesviri geniş. Bir de İstiklal Harbi Mehmet Akif ile beraber bulunan, sonra mecliste de milletvekili olan, bizim de hocalığımızı yapmış olan Hasan Bez Çantay hocanın Kur'an-ı Kerim Meali Kerim diye, onun da böyle dipnotlarla izahlı meali var. Bunları bir okuyun. O dipnotlar çok güzel. Aralarda tercüme ama onun azıcık açıklaması gereken yerlerde çok böyle tatlı açıklamalarla hocamız rahmetullahi aleyh açıklamış. Bir şu Kur'an'da bir bakın neler var yok. Evet. Neler var yok. Şimdi arz ettiğim gibi bu Kur'an-ı Kerim'i okurken istersen ölç bak. Tefsirine bak, tercümesine bak. Bir Kur'an ayetlerini kendin söyle seç. Diyor ki Hoca Efendi Ahmet Ziyadin Efendi, elfün minhe emr. Kur'an'daki 6666 veya 6216 ayetin, bu da şundan ileri geliyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. Her sureden bir ayettir. İmam Şafii öyle söylüyor. Biz diyoruz ki hayır, müstakil bir ayettir. Sureleri birbirinden ayırır. Ama Sebe suresinde de bir ayetin şeysidir. Sabah melkesi Belkıs'a Süleyman Aleyhisselam mektup yazmış. Yıldızları tapmayı bırak demiş. Allah'ın birliğine benim peygamber inan, yoksa gelirim seni ezerim filan. Heyetini toplamış. Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Bu hikayeler var. Ne diyorsunuz demişler. Onlar da biz çok zenginiz, çok kuvvetliyiz. Yemen öyle zenginmiş ki evlerin üstünde şimdi parklar, bahçeler yapıyorlar bazı adamlar ya. Evlerin üstünde bahçeler varmış. Öyle zenginlermiş. Öyle ferah. Çok kuvvetliyiz. Biz çok şeyiz. Hiç eğilme filan demişler. O Belkıs demiş ki hayır, ben sizin gibi düşünmüyorum demiş. Bir böyle demiş, krallar böyle idareciler bir yere girdiler mi altın üstünü getirirler demiş. Ben demiş bir takım hediyeler alacağım. Onun yanına gideceğim. Onun demiş durumuna bakacağım. Evet, gelmiş Süleyman Aleyhisselam sarayına. Süleyman Aleyhisselam onun oturduğu sarayındaki koltuğunu, o Belkıs'ın oturduğu koltuğunu, cinlerin de kralı ya Süleyman Aleyhisselam, kim getirecek? İşte ben getireceğim. Evet. Evet, cinlerden birisi demiş ki ben getireceğim demiş, izin verirseniz göz açıp yumacak kadar zamanda getiririm. Getirmiş. Koymuş. Şimdi Seba Melkis Belkıs gelmiş, camdan saray. Evet, camdan saray. Şimdi ben 1980'de Fransa'ya gitmiştim. O zaman Türkiye şimdiki gibi değildi. Evet. Aslında 71'de de iş etmiştim de camdan iş hanı vardı. Camdan, beton değil. Dışı böyle hep cam. İş geçirdik. Allah dedik ya, bunu bizler yapsaydık filan. Zenginliğin alameti tabii. Şimdi öyle değiller de. O zaman zengindiler. Ama dedim arkadaşlara, hiç dedim şey etmeyin. Süleyman Aleyhisselam sarayıydı dedim. Kaç bin sene evvel camdan sarayı vardı. İşte bu camdan saraya girmiş Belkıs. O camın akisleriyle deniz zannetmiş, su üzerinde zannetmiş. Eteklerini toplamış. Süleyman Aleyhisselam gülmüş. Ne demiş, toplandın? Su değil onlar demiş. Camdan sarı. Öyle Kur'an'da geçiyor. Ondan sonra işte oturacağı yer gelince buyur demiş. Otur.
bu benim demiş, sanki şeyime benziyor, koltuğuma benziyor. Cinlerden ifrit getirmiş, onu koymuş. Evet, tabii Belkıs'ın da ona iman ettiği şeklinde şey var. Evet, böyle hikaye var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bini emir, bu Kur'an'daki ayetlerin bini emirdir. Akimus sala, namazı ikame ediniz, dosdoğru güzel kılınız. Ve tüz zeka, işte hac edin mesela, zekat verin mesela. Böyle bini emirdir. Ve elfün nehyin, birisine yasaklardır. Yalan söyleyen, la tagdab, kızma. Birbirinizi gıybet etmeyin. İşte böyle bir kısmı da yasak, nehi emirlerdir. Bini de böyledir. Bin emir, bin nehi. Ve elfün vaat. Birisi işte şunu yapanlara cennet vardır, altından ırmaklar akan cennetler vardır şeklinde vaatlerdir. Bini böyledir. Ve idün ve elfün ve id. Birisi de eğer bunu yapmazsanız cehennem çukurları vardır, ebedi kalmak üzere filan kafirlere filan diye vaid tehdittir, bini tehdittir. Velfün kısas, bin tanesi işte böyle Yusuf Aleyhisselam hikayesinden bahseder, Adem Aleyhisselam çocuklarının hikayelerinden bahseder, Nuh Aleyhisselam hikayesinden bahseder. Hepsi var, hepsi var. Biliyorsunuz. Peygamberlerin her biri çok çileler çekmişler. En büyük şeyler, sıkıntılar onların başına gelmiş. Dereceleri onun için çok yüksek. İşte Yunus Aleyhisselam'ın hikayesini biliyorsunuz. Çalışmış, kimse inanmayınca Allah belanızı versin demiş, ayrılmış. Evet, bugünkü Kerkük civarında yaşamış. Ondan sonra gelmiş işte bu Akdeniz kenarına, Suriye sınırlarına bir gemiye binmiş. Ama pişman olmuş tabii. Allah izin vermeden ayrıldı. Halbuki Cenab-ı Hakk'a danışması lazımdı. İzin veriyor mu, vermiyor mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok sıkıntılar çekti. Allah izin verince kadar ayrılmadı. O işte çok çalışmış ama inanmayınca Allah belanızı versin demiş, ayrılmış. Pişman olmuş ama geri dönmemiş. Kavmi de o bela okuyunca, peygamber bu sıradan bir insan değil ki, kara bulutlar toplanmaya başlamış, anlamışlar, aramışlar senin dinine girelim diye korkularından ama bulamamışlar. Yunus Aleyhisselam'ı bir gemiye binmiş. Gemide gitmiş, aşağıdan onun en dip kısmından ona bir yer vermişler. Orada oturmuş. Ondan sonra gemi ha battı ha batacak. Öyle bir fırtına, öyle bir dalga. Kaptan demiş ki bu kadar senedir demiş ben kaptanlık yapıyorum, böyle deniz görmedim. Bir aramızda bir netamalı var demiş. Uğursuz adam var. Yunus Aleyhisselam o demiş kimseyi suçlamayın. O Yunus Aleyhisselam o demiş, o şey adam benim demiş, pişmanlık duymuş zaten. O zaman demişler kusurum ama hepimiz batalım mı? Seni denize atacağız, atmışlar. Balık yutmuş Yunus Aleyhisselam'ı. O zaten la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Tesbihlerini çekiyor yürekten pişmanlık ateşiyle. Balık onu hazmedememiş. Ne kadar dursa da ondan sonra kusu vermiş. Kusmuş ama şimdi olur mu demeyin. Arjantin'le İngilizler bir ara savaştılar biliyorsunuz. Gazetelere geçti. Savaşta bir asker kaybolmuş. Ne kadar sonra kör. Böyle çok var. Demek istiyoruz ki çocuk bu. Yaramazlık edebilir. Yaramazlık etse bile sakın anası babası ona beddua etmesin. Anası babası bir beddua ettiği veya bir dua ettiği zaman ana babanın duası arasına hiç perde yok diyor. Sema katlarını yararak arşa varır, gereğini yaparlar. Hadis var böyle. Onun için canınız yansa da çocuk, işte memur adamsınız, kıt kanat geçiniyorsunuz, dişini sıkmışsınız, başlanmışsınız, bir şey halı almışsınız mesela, onda tutmuş yağı dökmüş veya yakmış. Evet, kesinlikle beddua etmeyin.
hangi durumda olursa olsun ana babanın bedduası anında semaya gider ve gereği yapılır. Bu konuda Buhari'de, Müslim'de müttefekün aleyh vardır. Böyle bir kadının çocuğunda anlatıyoruz bunları ama eğer gene gelmişken tekrar olsun. Kucağında çocuk emiyor annesini. Bir atlı gelmiş. Tabii eski kavimlerde, bizim ümmeti Muhammed'de değil bu. Bir atlı gelmiş. Askerler biliyorsun sırmalı olur, üniformalı olur. Böyle güzel elbiseler giydirirler ki herkes askerliği heves etsin diye. Çünkü tehlikeli bir sanat. Her an düşmanla çarpışacak, ölümle burun burunasın. İşte onun için güzel elbise giydirirler. Eskiden beri bir at üzerinde sırmalı, böyle üniformalı elbisen giymiş asker geçiyor. Oğlan çocuğu diyor, benim oğlumu böyle yap ya Rabbi. Çocuk memeyi bırakmış, demiş ya Rabbi beni böyle yapma. Ginenmeye başlamış. Ne dedin sen? Konuşmuyor. Aynı anne, aynı çocuğuyla bir başka yerde dururken Buhari Müslim hadisi. Bu defa bir delikanlıyı dövüyorlar. Niye dövüyorlar? Bu çocuk sokak çocuğuymuş. Bizim memleketin ağası, zengini o sokak çocuğunu almış, beslemiş, büyütmüş. Ama bu delikanlı evin kızını ifal etmiş, karısını ifal etmiş, nankörlüğü etmiş onun için. Deyince anası demiş ki benim oğlumu böyle yapma. Yine çocuk memeyi bırakmış. Allah'ım demiş beni bu dövülen oğlan gibi yap. Demiş ki işine geldiğin zaman konuşuyorsun. Ben söyledim mi bana cevap vermiyorsun. Çocuk dile gelmiş. 6 çocuktan birisidir bu. Biliyorsun İsa Aleyhisselam da kucakta konuştu. Kur'an ayetiyle sabit. Meryem anamız doğurduktan sonra kırda, bayırda memleketine gelirken kucağında çocuk, aa demişler sen hiç evlenmedin. Senin sülalen çok temiz bir sülale. Yazık ettin. Vekat ci'ti şey'en feriyye. Çok kötü bir iş yaptın. O da işaret etmiş. Ve eşaret ileyhi. İsa Aleyhisselam bebek kundakta yeni doğmuş. Ona işaret etmiş. O da gâle inni abdullah. Ben de Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamberlik verdi. Namaz kılmamı, ona ibadet etme emretti diye Kur'an'da var. İşte bu bahsettiğim olay da hadisle sabit. O zaman çocuk dile gelmiş. İşine geldiğinde konuşuyorsun, ben söylüyorum konuşmasın deyince. Anacığım demiş. Birinci adam askerdi. Sen üniformasına baktın. Onun gibi yaptı. O adam yetkilerini kötüye kullanan bir zalim askerdi demiş. Beni zalim etmek istedin. Melekler götürüyorlardı gereğini yapmak üzere. Hemen yolda kestim demiş. İkinci oğlan da kabahat yok demiş. İffetli bir oğlan o. Evin kızı, karısı şaşkın. Oğlana tasallut etmek istemişler. Oğlan hayır demiş. İftira ettiler onu. Günahsız, iffetli bir delikanlı. Sen beni iffetli olmasın dedin. Ben iffetli olmak istiyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Yani analar, babalar kızsalar bile, kızsalar, öfkelenseler bile çocuklarına beddua etmesinler. Anında geçerli. Sonra kim ağlayacak? Sen söylüyorsun. Ağlarsa anan ağlar. Elin adamı yalandan ağlar. Yüreği yanan gene anadır. O öfkeniz zamanında ağzınızı kötü kelimelere değil, iyi kelimelere. Her zaman söylerim ben. Ben 3,5 yaşındayken babam vefat etmiş. Annem büyüttü beni. Annemin 2 büyüğü, 2 tane teyzem vardı. Hemen büyüğü değil, ondan sonra büyüğü. 103 yaşında da vefat etti. Gözleri görmüyor, kulağı sağır. Odası vardı. Ben biliyorum 4-5 yaşlarındayken beni götürürdü. Onu yıkardı, yemeğini yapardı, temizlerdi filan. Bakardı annem. Gözü görmüyor ya. Çocukluk bu işte. Ben de gidip onu dürterdim. Tabii beni yakalasa yakalayıp dövecek. Dürterdim, kaçardım. Gözü görmüyor, bulamıyor. O tarafla değilken öbür tarafından dürterdim. Bir daha saldırırdı ama beni yakalayamıyor, gözler görmüyor. Çok kızardı bana, dürtüyordum çünkü. Evet, söylediği kelime bakın, hoca karımı, o teyzemin kocası da hocaymış, öğretmiş ona, hiçbir zaman ağzından kötü kelime, beddua çıkmasın. Yani onu arz etmek için
kendimden bahsettim. Cesümmiyesi git defol. Ocağı sönmiyesi diyor. Yani öfkelendiği zaman bile dua ediyor, görüyor musunuz? Ocağı sönmiyesi. Siz de çocuk bu. Öfkelendirse sizi, canınızı yaksa bile sakın beddua etmeyin analar babalar. Çocuğunuza anında geçerli olur, sonra evet gelip pişman oluyorlar. Gene sabahlara kadar ağlaman lazım ki ana baba duası reddi olmaz. Kim bil kaç sene ağlayacaksın. Bir kere olmuş, sen onu yeni getirmişsin, sakın ha. Onu arz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte böyle Gümüşhanel Hazretleri hadis-i şerife binaen diyor ki onun açıklamasında bu ayetlerden bini emir, bini nehi, bini vaat, bini vaid tehdit, bini kısas hikayeler, haberler ve elf ibar. Bin tanesi de ibretle dolu ayetlerdir. Ve emsal böyle misallerdendir. Ve amsumi'a tebyinul helal vel haram. 500 ayet helal ve haramla ilgili. Onları söyler, şu haramdır, helaldir. Ehallallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi helal, haramı helal. Böyle haram helalı bildirir 500 ayet. Ve mi'a tebyinun nasih vel mensu. Bir ayet de hükmü kaldırılan, nasih denir ona, kaldırana nasih, kaldırılan mensu ayetler vardır. Mesela siz Mekke'de içki yasak değildi. Mekkeliler çok şarap içerdi. Putperestlik döneminde Peygamberimiz hiç içmedi. Hiç kumar oynamadı. Hiç eğlence yerine gitmedi. Allah onu korudu. Allah'ın gözetiminde büyüdü. Babasız büyümesi olmasına rağmen, öyle çirkef bir toplumda büyümesine rağmen asla zina etmedi. Zina çok yaygındı. İçki çok yaygındı. Kumar çok yaygındır ama Allah onu korudu. Hiç bulaşmadı onlara. Yetim büyümesine rağmen evet bu daha sonra siz içki içiyorsunuz. Ferahlı neşeleniyorsunuz. Para satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ayet celiller. Daha sonra siz içki içiyorsunuz, ferahlanıyorsunuz, para kazanıp faydalanıyorsunuz ama onun zararı faydasından daha çoktur. Böyle kademe kademe dikkati çekiyor. Bazı sahabeler şey etmişler, zararı fazlaymış diye vazgeçmişler. Bazıları da yasak değil ki yahu demişler. Ondan sonra Hazreti Osman bir ziyafet vermiş, zengin adam. Zengin adam bir ziyafet vermiş. Hazreti Ömer de orada sahabilere kafayı çekmişler şaraplarla. Ondan sonra şişede durduğu gibi durmuyor ya. Çok sarhoş olmuşlar. İşte bir demiş ki Medine'de demiş benden şerefli adam yok. Benim sülalem şöyle büyük, şöyle üstün falan sarhoş. Öteki sahabi demiş ki sen kim oluyorsun lan demiş. Benim sülalemin ayağına su bile dökemezsin sen. Benimki en büyük. Bir oyur seninki derken kavga etmişler. Kebap yemişler. Onun kemikleriyle kafalarını yarmışlar birbirlerini. Kavga etmişler. Hazreti Ömer çok akıllı adam. Allah'ım demiş. Bize demiş bu içki hakkında yeterli bir şey emir ver. Bak birbirimize girdik demiş. Dostları, şeyler, samimi arkadaşlar birbirini yiyor. Ondan sonra innemel hamru vel meysru vel ensabu risun min ameli şeytan. Şarap, içki, kumar okları bunlar şeytanın murdar işinden bir pisliktir. Derhal vazgeçin. Evet. Yasak olmadığı için, eskiden de alışkanlığı olduğu için her sahabinin evinde içki var. Yıllanmış içki. Evet, kıymetli. Böyle sahabi bu demek. Allah yasak edince alışmış da olmalarına rağmen yıllardır içiyorlar. Bir anda bütün herkes evindeki küplerdeki şarapları dökmüş. Medine sokakları şarap akmış. Şarap sel olmuş, akmış. O kadar çok içiyorlar. Bir anda kesilmişler. Evet, Müslüman da Allah'a teslim olan adam demektir. Şu yasak dediği anda kesinlikle onu bırakır. Aynı bu sahabiler gibi bırakmışlar. Yani
İşte eskiden bak satarsınız, parasından yararlanırsınız, neşelersiniz. Yasak yok. Daha sonra bırakın, eski emri kaldırmış hükmünü. Bugün kanunlar da böyledir. Evet. Şimdi Amerika'da iken beni Kanada'ya götürdüler. Oradaki Müslümanlar bir Yahudi havrasını satın almışlar. Doldurmuşlar böyle. Ben de orada konuşuyorum. Bir tane de bir gazeteci var, Türk. Her gelenin konuşmasını şey dermiş böyle. Acayip çıkışlarla konuşturmazmış adam. Öyle bir şey adam, din karşıtı bir adam. Gazetenin ismini söylemeyeceğim. Kalktı hemen, iyi oldu kalktığı da. Çünkü kalabalık olunca insan neşeleniyor. Bazen frensiz konuşuyor, heyecanlı konuşuyor. Kalktı, bir baktım adamın yüzünde Rabb-i Yesir yok. Dedi ya, müminin nuru olur. Adamın yüzünde bir nur yok. Belli. Dedi, Tevrat dedi Allah'ın kitabı değil mi dedi. İncil Allah'ın kitabı değil mi? Kur'an da Allah'ın kitabı. Neden Kur'an'dakiler cennete gidiyor da Tevrat'takiler, Yahudiler, İncil'dekiler yani Hristiyanlar cehenneme gidiyor? Sen dedim Mustafa Kemal sever misin dedim. Çok seviyorum dedi. Sahtekar olduğu belli. O kadar bağırmasına gerek yok ki. Ondan dolayı diyorum sahtekar olduğu belli diye. Dedim sen bana müsaade et. Bak beni dedim daha Amerika'dan getirdiler. Adamlar bu kadar şey ettiler. Sen bana müsaade et dedim. Konuşmamın sonunda sorular serbest dedim. İtiraz serbest. Başladım konuştum ama onun hesap ederek konuştum konuşmamda. Sonra dedim ki ona şimdi sor bakalım. Evet. Dedim şimdi 1924 anayasası var. O anayasaya ben dedim kalıbımı basarım. Çünkü 1924 anayasasında Türkiye Cumhuriyeti'nin dini din İslam'dır yazıyor. Evet, bir maddesi dini İslam'dır. Ki Mustafa Kemal Paşa yapmış. O çok seviyorum dedi ya, onun silahınla vuracağım onu şimdi. Ondan sonra dedim Mustafa Kemal Paşa'yı çok sevenler 1960'ta ihtilal yaptılar dedim. Her tarafa heykelini dikenler o anayasayı bozdular dedim. Yeni anayasa yaptılar, 1961 anayasası. Ondan sonra yine onu çok sevenler 1980'de ihtilal yaptılar. 1981 anayasası, şimdiki anayasamız o dedim. Şimdi sana soruyorum. Ben Mustafa Kemal Paşa'yı çok seviyorum dedin. Türk vatandaşısın. Ben 81 anayasasını tanımıyorum. 1924 anayasasına uyacağım diyebilir misin? Diyemem dedi. Dersen ne olur dedim. Beni bacağımdan asarlar dedi. Hah dedim. Tevrat Allah'ın kanunu. İncil Allah'ın kanunu. İncil Allah'ın kanunu. Kur'an da Allah'ın kanunu ama Tevrat varmış. İnsanlara ona uymaya emredilmiş. İncil gelmiş. Tevrat kaldırılmış. İncil inmiş. Ona uyun demiş Allah. Anayasa. Sonra Kur'an-ı Kerim gelmiş. Hepsini kaldırdım diyor. Din kıyamet gününe kadar, dünyanın sonuna kadar bu kitaptan başka kitap gelmeyecek. Bu son kitap. Din tamam. Bunun hükümlerine uyacaksınız diyor. Eskilerini yürürlükten kaldırmış dedim. Aynı budur. Bir şey diyemedi. Bir şey diyemedi. Evet. Kur'an'da da böyle hükümler var. Nasih mansuh. Eski kanun hükmünü yeni kanun kaldırır. Bugün hukukta da kural budur. İşte 500 kadar da böyle şey var diyor Gümüşhaneli Hazretleri ve miyetü tebiyinin nasih ve mensuh 500 kadar affedersin 500 değil 100 taneymiş 100 tane 500 tane helal haramı açıklayan 100 tanesi hükmü kaldıran kaldırılan şeklinde ayet vardır ve sittün ve sittüne dua ve istiğfar 66 tanesi duadır, istiğfardır ve zikirdir. Evet. Yine bazı alimler başka hadislere dayanarak dediler ki tüm Kur'an ayetleri sittetü elef ve hamsümüye minhe hamsedü elef tevhid. Kur'an'ın ayetleri 6000 ayettir. 500 minhe hamsedü elef tevhid. Evet, 6500'dür. Ondan
5000'i tevhid dini, tevhidle ilgilidir. Diğerleri hükümler, kısaslar, mevuzelardır. Evet, Hafız Ebu Amr. Evet, o da diyor ki artık İslam alimleri ecma'u enne üddete ayatil Kur'an sited alaf ayet. Bütün müminler, alimler ittifak ettiler ki Kur'an ayetleri 6000 ayettir. Sümme ihtelefu fîmâ zâde alâ zâlike. 6000 üstü, hepsi 6000 ama 6200 dedi kimisi, 6500, kimisi 6666 dedi. 6000 kesin, arz ettiğim gibi Besmele Fatiha'dan bir sure mi? Fatiha 7 ayet. Bizim mezhebimize göre Besmele ondan değil, müstakil ayettir. Ama İmam Şafii diyor ki Fatiha'dan bir ayettir. Öyle işte şu mesela Sıratallezine en'amte aleyhim bir ayettir. Gayril mağdub aleyhim bir ayettir. Böyle imamların ihtilafları var. Bu ayet farkları da oradan geliyor. Yoksa Kur'an'da asla hiç eksik fazla yok. Bir ayeti iki sayan var, bir sayan var. Ondan ileri geliyor bu. Böyle bir şey var ama 6000 kesin. 6000 üstünde 6200 mü, 6600 mü, 6500 mü? O konusunda alimler ihtilaf ettiler. Evet, şimdi Kur'an'ın cennetin dereceleri Kur'an ayetleri kadardır. Her bir ayete bir derece vardır. Bu da işte bu kadar derecedir. Beyne külli dereceteyni miktaru mâ beyne semâi vel ardı. Evet. İki derecenin arası diyor sema ile arz kadardır. Yani 6666 derece var ama basit böyle bir merdiven basamağı gibi değil. İki derecenin arası diyor sema ile yer arası kadardır. Fenteyb ile ala illiyine. Evet, o ala illiyine kadar uzanır. Ve leha sebun elf rükün, ala illin 70.000 rüknü vardır. O da yakuttandır. Giderseniz inşallah deyin yahu. Allah Allah, sen gitmeyip de Yahudi mi gidecek lan? İnşallah. Niye? Niye umut yok? İnşallah, inşallah. O şeyde her rükün yakuttandır. Evet, o yakut da öyle bir yakuttur ki evet, bir gün günler ve gecelerin mesafesi kadar yeri aydınlatır, yakuttandır. Allah girmeyi nasip etsin. Bakalım bu dedikler çıkacak mı orada? Bu içinde yaşayalım inşallah. Evet, müfessirler, evet müfessirler Abdullah Bas'tan diyorlar ki bu alâ-i illiyin dördüncü semadadır. Bir rivayette beşinci semadadır. Katade, Mukatil de diyorlar ki arş, evet arşın sağındadır. Fevka sema isabi'a, yedinci katın üstünde arşın sağındadır. O öyle söylüyor. Dahhak diyor ki bu Sidretül Münteha'dadır bu. Bahsettiği Allah illiyin Sidretül Münteha ki bu biliyorsunuz Sidretül Münteha Miraç olayında hiçbir peygambere nasip olmayan bu şerefi Resul Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiş. Sema kapısına çıkarmış Cebrail aleyhisselam Kabe'den Kudüs'e kadar Burak'la, oradan Miraç'la. Elmalı Hoca diyor ki Miraç asansör diyor. Yani bildiğimiz asansör değil de ama onun gibi işte yukarı götüren. Birinci semada varmışlar. Dur, kimdir o? Birinci semanın melekleri, nöbetçiler. Demiş ben Cibril. Yanında kim? Yanında Muhammed Resulullah. O peygamber oldu mu? Oldu. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. İkinci her böyle dura dura Sidre-i Münteha varmış. Demiş ki kardeşim Muhammed, bundan ötesi senden başka kimseye caiz değil. Ben de buraya kadar. Bundan ötesi bir sen gidebilirsin. Allah'ın bölgesi. Allah mekandan münezzeh. Nasıl bilmez. İnşallah Allah cennete soksun. Cuma günleri Allah bize Kur'an okuyacak. Yüzünü göreceğiz. Peygamberimizle buluşacağız inşallah. Allah nasip etsin. Sorarız.
Zaten o zaman göreceğiz. Evet. Orada işte bundan sonra güle güle demiş. Efendimiz Allah-u Zülcel Hazretleri'nin karşısında Allah direkt ona vahyetmiş. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey şanlı peygamber, selam sana. Esselam aleyke sana söylenir, karşındakine Arapçada. Esselamu aleyhi ona demiyor bak. Aleyke sen karşında. Bu da Allah Resulullah'ın karşı karşı olduğunun açık alameti. Peygamberimiz orada bizi düşünüyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bana değil, ya bana inananların hepsine olsun ya Rabbi. Bu muhteşem Ali Cenaplığı gören mukarrab melekler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demişler. Peygamberimizin şan yüceliğinden coşmuşlar. Biz de bu olayı her beş vakitte namazda tekrar ediyoruz. Evet, onlarla ilgili bu bilgileri vermişler. İnne ve inne kitabel ebrar lefi illiyyin. En yüksek mertebede iyilerin yazısı. Evet, yüksek mevkiler anlamına gelir diyenler de var. Bir başkaları meleklerin amelleriyle beraberdir diyenler var. Evet, Allah-u Teala ve mâ edrake mâ illiyyûn. Senin illiyyûnün ne olduğunu biliyor musun? Kitabın merkûm. Yeşhedühül mukarrabûn. Mukarrab meleklerin olduğu yerdir. Böyle çeşitli görüşler var. Evet, bu hadis-i şerifi Abdullah Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan nakletmişler. Allah bize bu cennetleri nasip etsin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah rabbil alemin. Amin. Rahim malikem dileke. Müstakim esratullah senen amtarihim ve lumatub ve rahim nabdahan. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah leke-i şerif. Ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve zekirle diyem. Kezbele feyinne ma'al usulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'al usulü sallallahu aleyhi ve sellem. On birer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Amin. Subhan rabbiyal ali ila al vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi dergah izzetinde kabul eyle.
hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbalı, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına başladık. Vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalından bol, akıbetimize hayır eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.